Arda nereden geliyor? Benimki mi? Merhaba Ozan, ben de Leyla'ya diyordum ki al benimkini sınıfa götür diye. Yani kitapları demek istemiştim, değil mi Leyla'cığım? Tabii, kardeşler ne günler içindir, değil mi? Gel Nazlı'cığım, biz şuraya gidelim. Selin, sana bir teklifim var. Teklif mi? Ne teklifi? İpucu vereyim. İçinde müzik var, eğlence var. Bir de 4 tane sevimli kız var. Kızlar mı? Kim onlar? Hepsi. Hepsi mi? Nasıl yani? Bütün kızlar mı? Hayır Selin'cim. Hani Sezen Aksu ile beraber sahne alan 4 müthiş kız var ya onlar. Ha, ben de sandım ki. Neyse, ne olmuş onlara? Konserlerine 2 tane biletim var. Ne oldu Kıvılcım? Of, ne olsun ya. Ozan yine Selin Dayan Abdülizik'le konuşuyor. Ya nefret ediyorum bu kızdan ya. Ev yetmiyor, bir de okulda hayatımı karartıyor. Kıvılcım ya, burada kendini yiyeceğine oraya gidip şu ezi çiğ çiğ yesene. Aynen öyle yapacağım Dilara'cığım. Seyret bir alkışla. Cumartesi gecesi boş musun? Boşum tabii. Hiç planım yok. Nereye gidiyoruz? Şey, ben Selin'e sormuştum Kıvılcım. Ya pardon. Demek istemeden konuşmamızı böldüm. Ama sorum hala geçerli. Nereye gidiyorsunuz? Hepsi konserine gidiyoruz. Beraber gidiyoruz. Beraber mi? Yani benimle gelecek misin konsere? Geleceğim tabii. Böyle bir eğlenceyi kaçırır mıyım hiç? Doğum günün kutlu olsun Selin. Teşekkürler Ozan. Çok güzel. Ablamın müzik kutusu çok güzel. Doğum günün kutlu olsun. Üf, sıkıldım ben. Üfle artık şu pastayı ya. Bu pasta da çok güzelmiş ya. Aha, elleme kızım pastaya. Önce senin mumları yakacak, üfleyecek, ondan sonra keseceğiz. O zaman bol bol yersin yavrum, değil mi canım benim? E tabii ki Selena ve Burak öğretmen gelmeden mumları üflemeyeceğim. Ben bakarım. E çocuğum dur, evde hizmetçi var. Sen niye bakıyorsun kapıya? Ay müstesna, çok yavaşsın. Hayatım kusura bakma ama bu müstesna iyice yaşlandı canım, yerinden kıpırdamıyor. Aa. Ay bu çocuk niye geldi böyle? Biz davet etmiş miydik bunu? Ay bilsen Fitnat'ı da çağırırdım. Aa, abartma Aslı'cığım. Ne var? Selena teyzeyle Burak öğretmen geldi. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Kusura bakmayın, biraz geç kaldık. Ay biraz mı geç kaldınız? Biraz ha? Biraz diye Ekrem'cim. Ay, azıcık daha geç kalsaydınız Selin'in nikahına yetişecektiniz vallahi. Aslı. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni bugün yalnız bırakmadığınız için. Yengesinin canı, canı bu. Neyse, doğum günü çocuğu ben olduğuma göre ilk kimin dansa kalkacağını da ben karar veriyorum. O yüzden Burak öğretmenle Selena'yı dansa davet ediyorum. Eh, gecenin en güzel kızı benimle dans etmek ister değil mi? Evet. Evet. Ah Romeo, Romeo. Neden Romeo'sun sen? İnkar et babanı, adını yatsı. Yapamazsan yemin et sevdiğine vazgeçeyim Capulet olmaktan ben. Daha dinleyeyim mi yoksa açılayım mı ona? Benim düşmanım olan adındır yalnızca. Ama başka bir ama Juliet Kıvılcım'dı. E Fitnat'cığım, sahnede gördüğüm Juliet oynayan kız senin mi, bana da öyle geliyor. Senin galiba. Ne galibası canım, resmen o. Ne de güzel oynuyor. Evet, Allah'ı var, çok güzel oynuyor. Ay çıldıracağım Fitnat, çıldıracağım. Bu çocukların başarılı olduklarını görmeye dayanamıyorum. Gidiyorsun öyle mi? Kocam, dostum, sevgilim benim. Her gün, her saat haber bekliyorum senden. Bir dakika içine nice günler sığar. Ah, bu hesapla iyice yaşlanmış olacağım ben. Romeo'mu bir daha görünceye kadar. Hoşça kal. Hiçbir fırsatı kaçırmayacağım. Selamımı, sevgimi iletmek için sana. Romeo ne dersin?
dersin? Bir daha görüşebilecek miyiz? Hiç kuşkum yok. Bu çektiğimiz acılar ileride konuşacağımız tatlı anılar olacak. Evet. Bilin bakalım hafta sonu yeni sevgilisiyle kimi gördük? Kimi? Ozan'ı. Ozan'ı mı? Evet. Peki Selin'in bundan haberi var mı? Tabii ki biliyor. Bunu sık sık hatırlatmak da bizim görevimiz, öyle değil mi? Elbette. Merhaba Selin, ne haber? Selin ne oldu, bir şey mi var? Sana sorunun ne olduğunu söyleyeyim Ozan. Yeni sevgilinden Selin'in de haberi var. Bayağı güzel kızmış. Hafta sonu sizi gördük de. Yeni sevgilim mi? Ha, sevgilim. Güzel kız tabii canım. Öyle eğleniyoruz onunla ya. Gördün mü, söylemiştim. Her zaman aynı kızla takılacağımı düşünmediniz. Ben biliyordum. Yeni ilişkin hayırlı olsun Ozan. Sana inanamıyorum. İnanma zaten. Çünkü o kız benim kuzenim de. Kuzenim mi? Kuzenim de. Kuzenin miydi? Evet. Maalesef senden farklı bir yanım var Kıvılcım. Ben aynı anda bir kişiden fazlasını sevemiyorum. Bir an ciddi söylüyorsun sandım. Ciddi olmadığımı kim söyledi? Ozan. Tamam. Aman her şey çok güzel. Ama bir gün gelecek, seni bırakacak. O zamana kadar eğlenmene bak. Ama Ozan sonunda benim olacak. Bunu o küçük beynine sok, anlaşıldı mı? Ah çocuklar, şu an sizinle dertleşebilmeyi o kadar isterdim ki. Ama maalesef anlatamam. Evet canım, Hades'le atıştık biraz, o yüzden moralim bozuk. Siz boş verin beni Hades'i de, beni niye çağırdınız bakalım? Selena, Kıvılcım bizi evden attırıyor. Ne? Evet, Kıvılcım Aslı yengeye bizi evden kovması için baskı yapmış. Aslı yengem de Ekrem amcaya kızları kovmazsan bebeği doğurmam demiş. Olamaz. Oldu bile. Peki Ekrem Bey ne dedi? Henüz bir şey demedi. Tabii biz de amcamı arada bırakmamak için evi terk etmeye karar verdik. Hem bizim yüzümüzden o bebeğin dünyaya gelemeyecek olmasına razı olamadık. Canlarım benim. Böyle bir durumda bile düşünceli olduğunuz için sizinle gurur duyuyorum. Teşekkürler Selena. Yalnız korkarım yakında kardan adamlarla gurur duyacaksın. O niye? Çünkü kalacak bir yer bulamazsak soğukta donacağız. Anladım kızlar. Selena bana yardım et. Ben kardan adam olmak istemiyorum. Merak etme bir tanem. Ben hiç sizi sokakta bırakır mıyım? İyi de nereye gideceğiz ki Selena? Bizim buradan başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Sizi bu evden gönderme işi Kıvılcım'ın başının altından çıktı değil mi? Tabii ki. Ben kalacağınız yeri buldum. Neresi? Kıvılcım'ın en sinir olacağı yer. Yani? Ozanlar. Ne? Ozanlar mı? Evet. Ozan'ı arasan onlar da birkaç gün kalmanız için ailesini ikna edemez mi? Evet ama birkaç günden sonra ne olacak? Siz sonrasını düşünmeyin şimdilik. Sadece bana güvenin. Zaten düşündüğüm şey olursa hiçbir sorun kalmayacak. Tamam o zaman. Tamam. Hadi ara bakalım. Selin, eteklerinizi hiç alıyor bakıyorum. Ay, yok canım, ben kalacak yer bulduk diye seviniyorum. Selin abla, senin ablanın eteğinde zil yok. Ayrıca eteği de yok. Şişt, çalıyor. İbo topuk attı, attı ve sayı. Alo? Ozan? Selin, sen misin? Benim, nasılsın? İyiyim. Ya, benim sana çok önemli bir şey sormam lazım, müsait misin? Tabii söyle, müsaitim. Biz... Bir şey mi oldu? Aslında evet. Ya... Bizim birkaç günlüğüne kalacak bir yere ihtiyacımız var. Ne oldu Selin? Ya Aslı yengen biz bu evde kaldığımız sürece çocuğunu doğurmayacakmış. O yüzden bizim birkaç günlüğüne kalacak bir yere ihtiyacımız var. Tabii süper olur.
Hem yerimiz de var. Ya evdekiler? Evdekiler duyunca çok sevinecekler. Ben konuşurum onlarla. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Oley be! Selin geliyor. Anne, anne. Senin canın bir şey mi sıkılmış? İçin kabarmış biraz. Aa, kız. Yurt dışı görüyorum sana. Aa, bir haberin daha var. Anne, anneciğim benim. Sana süper bir haberim var. Dedim. Selinler bize kalmaya geliyor. Kimler kimler? Selin, Leyla, Nazlı. Hayırdır oğlum? Anneciğim kalacak yerleri yok. Kısa bir süreliğine sorun olmaz değil mi? Lütfen, lütfen. Oğlum, ailelerinin haberi var mı? Gelsinler başımızın üstüne. Ama aileleri bir şey derse... Anneciğim kızların annesi ve babası ölmüş zaten. Kızlar da yengelerinde kalıyor. Yengeleri de onları evde istemiyor. Babanla bir konuşayım. Ya anne lütfen onlara yardım etmemiz lazım. Önce ödevlerini bitir sonra konuşuruz. Ya anne of ya. Tamam tamam kalabilirler. Annelerim bir tanesi öpeceğim. Canım aman aman aman. Hadi sırrını aşma çabuk derslerinin başına. Emredersiniz hanımefendi hay hay. Aman. Kusura bakma şekerim. Bizimkinin dertleri hiç bitmiyor. Evet, nerede kalmıştık? Kıvılcım, bu Zülfikar abi değil mi? Evet, beni almaya gelmiştir. Delikanlı, kızlar sana emanet, tamam mı? Eğer bir kıllarına zarar gelsin, senin kaşlarını yolar, yerine yama yaparım ha, ona göre. Yapar mı? Yapar. Herhalde oğlum, biz bu bıyıkları boşuna bırakmadık. Kızlar, kendinize dikkat ediyorsunuz. Telefon numaram sizde var zaten. Biliyoruz. Hadi, Nazlı. Kızlar, nesi var Nazlı'nın? Evde ismi ona pek yaramadı galiba. Ha anlaşıldı. Tamam o zaman ben onunla konuşuyorum. Hadi bakalım bir. Hadi. Zülfikar artık hazır mısın? Eve gitmek istiyorum. Tabii istediğiniz zaman gidebilirsiniz efendim. Okulun dışına çıktığınız zaman taksiler geçiyor dakikada bir. Hatta sarı oluyorlar üzerinde de taksi yazıyor. Ne yani beni eve bırakmayacak mısın? Seni Aslı'ya şikayet ederim. Boşuna bağırıyorsunuz efendim. Çünkü Ekrem Bey'in kesin talimatı var. Kızları kendi elimle teslim etmem lazım. Hoşçakalın. Kızlar. Yok çok teşekkür ederiz Aynur teyze. Zaten çok yoruldunuz. Keklerinize daha dokunmamışsınız bile. Ben dokundum çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun Nazlıcığım. Bizi evinize kabul etmeniz çok büyük bir incelik. Gerçekten teşekkürler. Ozan sizden çok söz etti. Sizin gibi güzel kızları öylece ortada bırakacak değildim değil mi? Aslında başta hiç böyle değildi kızlar. Böyle dediğine bakmayın değil mi anneciğim? Hatta dedi ki o üç küçük cadıyı... Başıma getirme de ne yapıyorsan yap dedi. Bu kekleri, börekleri falan hep ben yaptım bu ellerle. Ozan. Otur ben bakayım. Merhabalar. Kıvılcım. Merhaba Aynur teyze. Lafı fazla uzatmayacağım Aynur Hanımcığım. Ben bizim kızları alacağım gideceğim. Almaya geldim onları. Korkmayın korkmayın. Bu bizim şoförümüz. İhsan isim biraz ama. Buyurun içeri girin. Girelim değil mi? Kızlar. Canlarım. Aslı yenge. Kızlar eve dönüyoruz. Eve mi dönüyoruz? Evet. Kıvılcım nasıl ısrar etti anlatamam size. Onlarsız yapamıyorum. Onları istiyorum diye tutturdu. Çocuk işte. Ya. Kızlar eşyaları ben alırım. Bir şartla. Bir şart. Ne şartı çocuk? El alemin evinde kalacak değilsiniz herhalde Leyla'cığım. Yani el alem dedim kusura bakmayın ben yengeleri alıyorum ya o bakımdan. Neymiş şartı? Biz eve dönüyoruz diye bebeği doğurmaktan vazgeçmeyeceksin. Ay canım benim merak etme sen çatır çatır doğururum. Ay 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 Aynur teyzeleri bunlar benim küçük maymunlarım. Canlarım benim canlarım. İnşallah çok yaramazlık yapıp ortalığı falan dağıtmamışlardır ha. Sigortaları da yok ki. Bütün masraflarını ben ödüyorum vallahi. Aynur Hanımcığım şunlar üzümlü kurabiye mi? Evet üzümlü. Alabilir miyim bir iki tane? Aslı'sın ucunu çekti de. Tabii buyurun. Ay, sağ olun. Tut kızım şunu bakayım. Ne yapıyor Ozan? İyidir Kıvılcım. Ya kusura bakma bunlar böyle görmemişler işte. Ya keşke daha çok kalabilselerdi.
Her şey için çok teşekkürler Aynur teyze. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz kızlar. Burası sizin de eviniz. Ozan, benimle dans eder misin? Ama Selin... Ya lütfen sadece bir dans o kadar. İyi de Kıvılcım müzik yok ki. Şimdi çal çal çal. İstediğim müzik olsun. Ne anlıyorum ya? Ozan'la Kıvılcım dans ediyor. Leyla bir şeyler yap. Burak Bey, benimle dans eder misiniz? Efendim? Benimle diyorum, dans eder misiniz? Yanımda kimse yok da. Ben... Yani dans etmek istemiyorsanız anlarım. Senin için sorun olur mu Selena? Yok yok, sorun olmaz, dans edin siz. Efendim. Siz de yoruldunuz mu? Evet. Beni şarap çarptı galiba. Benim oturmam lazım. Şimdi sıra Kıvılcım Hanım'da. Kıvılcım, ayakkabılarını bağlamayı hala öğrenemediysen İrem Süvetlar'ı öğretsin sana. Sonuçta bir memek değil, öğrenmemek ayıptır. Benimle dans eder misin? Tabii. Selena, biz de dans edelim mi? Tabii olur. Olamaz. Aa, niye kapattı ki suratımıza? Kızlar demek ki bayağı güzel olmuşsunuz. İyi de partiye giremedikten sonra hiçbir anlamı yok bunun. O zaman biz de anlam kazandırırız. She needs.
geldiniz Selin. Sen olmasan da gelirdim. Gelir miydin? Evet, sen ne de olsa dans edecek birilerini buluyorsun her zaman. Kıvılcım biliyorsun işte. Sen de biliyorsun ve bu yüzden daha fazla dikkat etmen lazım. Tamam, kusura bakma, özür dilerim. Ayrıca buraya seni çok özlediğim için geldim. Ben de seni çok özledim. Hadi kızlar, bu kadar yeter. Ne demek bu kadar yeter? Dilara sizi evde istemiyor ve buradan gitmenizi istiyor, değil mi? Evet. Ne oluyor burada senin? Sanırım beni burada istemiyorlar. Biz de istenmediğimiz yerde kalmayız zaten. Neyse kızlar, madem istemiyorlar gideriz biz de o zaman. Madem istenmiyoruz gidelim Selin. Uzan sen kalabilirsin, seninle hiçbir problemimiz yok. Bak Kıvılcım, eğer Selin'le bir problemi varsa benimle de bir problemi var demektir. Bu yüzden size iyi eğlenceler. Yok, tamam. Gitmesin. Kusura bakmayın ya, benim yüzümden sizin de eğlenceniz mahvoldu. Sende ne alakası var canım? Hem Kıvılcım sadece kıskançlığından yapıyor bunu. Bir de gülüyorlardı. Neyse kızlar, biz gidelim hadi. Bu arada Dilara'nın anne ve babası tatilden erken dönünce hala gülüyor olacaklar mı çok merak ediyorum. Onlar İstanbul dışına çıkmamışlar mıydı? Belki de daha çıkmamışlardır. Neyse hadi siz gidin, ben de geliyorum. Görüşürüz o zaman. Selin, ben de seni arıyordum deminden beri. Beni mi arıyorsun? Niye? Niye olacak canım? Teneffüste seninle beraber olabilmek için. Hem biliyorsunuz sensiz geçen her teneffüs benim için olsa olsa suni teneffüs olur. Ben teneffüslerde kafamı dinlemeyi tercih ediyorum Ozan. Ya Selin, sen bana kızgın mısın? Yok. Anladım. Hafta sonu babamlarla AV'ye gideceğim diye böyle yapıyorsun değil mi? Ama merak etme, ben babamla konuştum. AV'ye gitmiyorum. İstanbul'dayım. Sinemaya gideriz. Hem filmi de sen seçersin. Hiç gerek yok Ozan. İstediğin yere gidebilirsin. Ben seni hiç tutmayayım. Zaten hafta sonu dışarı çıkmayacağım. Selin, sen iyi misin? Niye iyi olmayacakmışım? Ne bileyim, biraz soğuk gibisin de aramızda benim bilmediğim bir sorun mu var? Hayır Ozan, aramızda hiçbir sorun yok. Hatta artık aramızda hiçbir şey yok. Nasıl yani? Aramızda bir şey yok mu? Selin, ne diyorsun sen? Anlamayacak bir şey yok Ozan. Bak, sen gerçekten iyi bir insansın ama ben artık senden eskisi kadar hoşlanmıyorum. Hoşlanmıyor musun? Her söylediğimi tekrar edip durmasam Ozan. Hoşlanmıyorum işte. Geçici bir hevesmiş. İyi ama ya onca birbirimize verdiğimiz sözler, onca konuşmalarımız, hani hep beraber olacaktık. Aynı üniversiteye gidecektik. Bunlar hoş hayaller tabii Ozan ama sen de kabul edersin ki boş hayaller. Kusura bakma Ozan. Seninle güzel günler geçirdik ama artık hepsi geride kaldı. Selin.